Antalya'da jandarma karakolun önünde ve Kat Odağı'nda yeni bir PKK saldırısı oldu. İki ayrı yerde toplam 5 askerimiz yaralandı. Evet. Şimdi PKK herhangi bir gün eylem yapmazsa örgütte gerilim meydana gelir. Yani çok tedirgin olurlar. Ben Allah izin etsin haşa futbol maçı gibi görüyorlar. Yani hani gol atıldığında nasıl taraftarlar böyle heyecanlanır, bağırır, çağırır, şey yapar. Onu bir gol atma olarak görüyorlar. Her şehidimizde, her bir yeri bombaladıklarında, her bir yere zarar verdiklerinde o onların örgüt disiplinini, örgüte bağlılıklarını, heyecanlarını katlamalı artırır. Ve güven meydana getirir Komünist Partisi'ne karşı. Ve bu hiçbir şekilde öyle gönül alıcı sözlerle, işte Abdullah Öcalan aslında iyi bir insan, baba insandır falan diyorlar ya bazı tipler, cins vatandaşlar bazı. Efendim, ona gitsek, rica etsek, ya yani durdur şu anarşiyi de rahat edelim desek, ama ona da güzel bir ev versek, böyle rahat etse, yani yese içse, bakın nasıl ortalık tereyağı gibi oluyor, çok şahane olur, bayağı da rahat ederiz gibi bir mantık veriyorlar. Orada proletarya diktatörlüğünü kurmak üzere kararlı komünist bir hareket var. Bakın Fatih Altaylı benim kitabımda yazdığım konuyu daha yeni kavramış. Bak yıllar sonra, yıllar önce yazdığım kitabımdaki konuyu ve birçok konuyu bir dikkat ederseniz görüyorsunuz. Her fikrimi aşağı yukarı teker teker kabul ediyor. İşte Mehdiyet'in elini öpecek dediğimiz konu budur. Fikrimizin elini öpüyor. Düşüncelerimizin elini öpüyor. Yoksa el öpmeyle iş bitmez. Fikren doğru olduğumuzu anlıyor. İnşallah. Bakın son yazısında yine benim kitapta yazdığım konunun aynısını almış. Birebir. Pol Pot döneminden örnekler veriyor. Yani eğer diyor PKK'yı devlet kuracak şekilde teşvik edersek, kurarsa devleti müthiş bir vahşet olur diyor özetle. Aylardan beri, günlerden beri anlattığımı daha yeni kavramış. Daha önceki üslupları biliyorsunuz, isterseniz getireyim. Ne diyorsam o gündem oluyor. Ne diyorsam o fikir kabul ediliyor. Çünkü doğru konuşuyorum, delilli konuşuyorum. PKK'nın hedefinin Pol Pot benzeri komünist rejim kurmak olduğunu şöyle söylemiştiniz. Siz Kürt katliamını asıl komünist Kürdistan kurulunca göreceksiniz. Allah korusun, tabii ki böyle bir şey olmayacak inşallah. Da ama Pol Pot Kamboçya'da muhalif katliamını nasıl yaptıysa PKK'da böyledir işte. Bugün Fatih Altaylı da Pol Pot benzeri PKK Derebeyliği başlıklı bir yazı yazmış, bahsettiğiniz üzere inşallah. PKK'nın niyetinin Kürtlere kültürel haklarının tanınması olmadığını, tek hedeflerinin bölgede baskıya dayalı PKK militanlarından oluşan bir askeri rejim oluşturmak istediğini yazmış. PKK'nın kurmak istediği bu rejimin Pol Pot tarzı bir rejim olduğunu belirtmiş. Yazısının sonunda ise Allah Kürt vatandaşlarımızı korusun, es kaza bir ayrılık söz konusu olursa çok geçmeden Kürtler bizi kurtarın bunlardan diye bağırır. Çünkü PKK silahla, kanla bölgeyi yönetmek istiyor ifadelerini kullanmış. Kurtarın bizi diye bağıramaz. Nereye bağırıyorsun? Komünist rejim kurulduktan sonra ne güzelmiş diyecekler. Mecburen dedettirirler, diz çöktürürler. Ağzına silahı soktun mu her şeyi söyletirler. Belki bazı kardeşlerimiz direnebilir ama namlu soğuktur. Can tatlıdır. Yani zannettiğiniz gibi olmaz. Birçok insan boyun eğdiler. Mao'ya nasıl boyun eğdiler? Lenin'e, Stalin'e nasıl boyun eğdiler halklar? Değil mi? Milyonlarca insan ağlayarak alkışlıyorlar diyorlar. Ne şahane adamsın. Ulan herif akşam sabah kıyma makinesi gibi adam doğuruyor. Cellat yani. Adam doğuruyor. Ne mübarek adamsın diyor. Daha hala resimlerini yutuyor. Ulu önderler diyor. Büyük önderler diyorlar. İftihar ediyorlar adamlarla. Azılı katillerle iftihar ediyorlar. Kurtar bizi diyecek durumları kalmaz. Öyle bir şey olmaz. Komünizm de bölgeye şu an kanserleşmiş olarak yerleşmiş durumda. Fatih Altaylı eğer dürüstse, samimiyse, Habertürk'ü antikomünist, antistalinist, antidarvinist yayının emrine versin. Kahraman olur. Kahraman olur yani. Herkes çok sever. Ama bu tip şey, bu demagojidir. Bundan kimse etkilenmez.